Corel programımızdaki diğer önemli araçlarımızdan biri de poligon aracıdır. Poligon aracına sol taraftaki araç çubuğumuzdan tam olarak bu bölmeden ulaşabiliriz arkadaşlar. Üzerine bir defa tıklayarak aracımı seçiyorum. Ve aynı elips ve dikdörtgen aracında olduğu gibi kontrol tuşuna basılı tutarak çizimimi yapıyorum. Çizimi yaptıktan sonra isteğime bağlı bir şekilde çokgen sayımı ayarlamak istiyorsam yukarıda bulunan bu bölmeden çokgen sayımı arttırabilir veya isteğime bağlı bir şekilde azaltabilirim. Mevcut seçimi siliyorum. Bakın bir diğer aracımız ise yıldız aracıdır. Yıldız aracımızda gene kontrol tuşuna basılı tutarak orantısını bozmadan çizimini yapıyorum. Aynı şekilde yıldız sayımında etrafındaki köşegen sayılarını arttırmak istiyorsam tam olarak bu bölmeyi arttırmam yeterli olacaktır. Bakın arttırdığım müddetçe yıldızımın etrafındaki dallar artmış bulunuyor. Azalttığım müddetçe azalmış bulunuyor. Yıldızımın genişliği ve zayıflığı tam olarak bu bölgeden ayarlanmaktadır. Bu bölmeyi arttırdığım müddetçe arkadaşlar yıldızımın içeriye doğru çöktüğünü göreceğiz. Azalttığım müddetçe mesela klavyemden bir değer giriyorum. 10 gibi. Yıldızımın şişmeye başladığını görüyoruz. Diğer bir geometrik şeklimiz ise kompleks star. Bu araç karışık yıldızlar çizmemize olanak sağlayan bir araçtır. Kontrol tuşuna basılı tutarak oranımı bozmadan yıldızımı çiziyorum. Bakın aynı diğer yıldız aracında olduğu gibi bu bölgeden yıldızımın köşegen sayısını, bu bölgedense yıldızımın zayıflığını ve şişkinliğini ayarlamış bulunuyorum. Graph Paper, grafik kağıdı ismiyle geçen bu aracımız ise bize çoğul kareler üretmemizi sağlayan tablo benzeri bir geometrik şekil oluşturmamızı sağlar. Graph Paper aracının satır ve sütun sayılarını tam olarak bu bölmeden ayarlayabiliriz. Buradaki sütun sayısını arttırdığımız müddetçe çizeceğimiz yeni grafik kağıdı mevcut girdiğimiz ölçülere göre hazırlanılacaktır. Aynı şekilde satır sayısıysa bir sonraki çizimde gene aktif olarak kullanıcıya sunulacaktır. Mevcut seçimlerimi gene sahnemden temizliyorum. Ve son olarak geometrik şekillerimden spiral aracıma değiniyorum. Spiral aracım döngüleri oluşturmaya yarayan bir araç. Şayet yukarıda görmüş olduğunuz şu kısımdan kavislerinizin sayısını arttırmak istiyorsanız yukarıya doğru bu oranı çıkartabilirsiniz. Ve çizeceğiniz yeni spiraliniz bu oranla size hazırlanılacaktır. Bir diğer spiral aracımızın özelliği ise sağ taraftaki logaritmik spiral aracıdır. Bakın buradaki seçenek. Şayet buradaki seçenek seçiliyse yapacağınız çizim burada olduğu gibi eşit aralıklarla değil, katlayan aralıklarla gidecektir.